Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz renklerle tığ işi çok kolay ve çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. İplerimin markası Eflatun ipim Himalaya. Beyaz ipim de arkadaşlar kar topu bebeğinim. Evet, tığımın numarası da şöyle ekranda görünüyor. 2 milimlik bir tığ kullanacağım. Evet, hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, zincirlerimi çekerek hazırladım. Siz yapacağınız işin uzunluğuna göre zincirlerinizi çekin arkadaşlar. Zincirleri de saymadım. Kutucukları yaparken sayacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.ye batacağım arkadaşlar. 7.ye batarak buraya bir tane kutucuk yapıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Şöyle görüntümüz netleşsin. Evet, 2 zincir çektik. Tığımızın üzerine aldık. Ve 1, 2 atlıyoruz. 3.ye batarak buraya bir tane trabzan yapıyoruz ve bir kutucuk oluşturuyoruz. 1, 2 zincir tığımın üzerine aldım. 1, 2, 3.ye batıyorum. Ve burada tekrardan trabzan yaptım ve kutucuk oluşturdum. 2 zincir çektim. 1, 2, 3.ye batıyorum. Ve tekrardan kutucuk oluşturuyorum. Şimdi modelimiz kutucuk olarak arkadaşlar 3 ve 3'ün katları artı 1 kutucuktan oluşacak. Şimdi ben 3 model için 9 kutucuk artı bir tane de fazla olan kutucuğumu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 10 tane kutucuğumu yaptım. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim ve çevirdim. Tığımın üzerine aldım ve burada ilk gelen trabzan tepesine batıyorum. Bir kutucuk yapıyorum. Bakın, kenar kutucuğum. Daha sonra tığımın üzerine alıp bu boşluktan batıyorum kutucuğun içinden ve bir tane trabzan yaptım. 2 oldu kenardaki ile birlikte. Daha sonra bir tane daha batıyorum buraya. 2 tane yapmış oldum bu boşluğa. Tığımın üzerine aldım. Şimdi bu trabzan tepesine yapacağız. Bu şekilde. Daha sonra tığımın üzerine aldım. Yine kutucuğun içine 2 tane trabzan yapacağım. Ve tekrardan tığımın başına aldım ve trabzan tepesine batarak bir tane de buraya yapıyorum ve şöyle sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzan yapmış oldum. 2 zincir çekiyorum araya. Tığımın üzerine alıp diğer trabzan tepesine batarak buraya trabzan ve kutucuk yapmış oldum arkadaşlar. Tığımın üzerine aldım. Yine 7 tane trabzana tamamlayacağız burayı. 2 tane bu kutucuğun içine yapıyorum. 1 tane trabzan tepesine yapıyorum. 2 tane tekrardan diğer kutucuk içine yapıyorum. Ve 1 tane yine bu trabzan tepesine yapıp tamamlıyorum. Tekrardan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, şimdi tekrardan 2 zincir tığımızın üzerine aldık ve burada bu şekilde bir kutucuk yaptık. Şimdi bu 7 trabzanı buraya da yapalım arkadaşlar, tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi diğer sıraya, 3. sıraya geçiyoruz. 3, 4, 5 tane zincir çektim ve çevirdim. Tığımın üzerine aldım. Şöyle hemen kenar kutucuğumuzu yapıyoruz. Bakın bu şekilde kenardaki kutucuğumu yaptım. Şimdi buradaki işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Trabzanların üzerine trabzan, kutucukların üzerine kutucuk yapıp sıra tekrar yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir tanesini. Bakın 7 tane trabzanımızı yaptık bu şekilde. Araya 2 zincir çektik ve diğer trabzan tepelerine batıyoruz birincisine ve aynı işlemi tekrarlayıp bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık. Şimdi buradan ipimizi keseceğiz.
Evet, ipimi kestim ve yine buradan devam edeceğim arkadaşlar. İpimi kestiğim yerden. İp kesmeden de şöyle geçiş yaparak devam edebilirsiniz ama yine sıra sonunda ipinizi kesmeniz gerekecek arkadaşlar. Evet, şöyle ipimi geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bu iki ipimi arada yürüteceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet, şimdi buradaki trabzan tepesine batarak buraya şöyle kutucuğumu yaptım. Daha sonrasında 1, 2 zincir çektim ve 1, 2 atladım. Üçüncüye batıyorum. Buraya kutucuk yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve 1, 2, 3. yani son trabzan tepesine batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra tığımın üzerine alıyorum ve bakın burada şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4. Bu 4 kutucuğu kullanacağız. Bunu kullanmayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tığımın üzerine aldım. Ve bakın şöyle şuraya geliyorum. İlk kutucuğa batıyorum. Arkadan ipimi alıp bu şekilde uzatıyorum. Tığımın üzerine tekrardan alıyorum ve aynı yere, bakın aynı kutunun içine tekrardan batıyorum. İpimi uzatıyorum. Şöyle bakın, iki defa bu kutucuğa battım. Tığımın üzerine aldım. Bir alttaki kutucuğa batıyorum ve ipimi uzatıyorum. Tığımın üzerine aldım. Aynı yere tekrardan battım. İpimi uzattım. Tığımın üzerine aldım. Alttan kutucuğa battım. 1 ve tekrardan battım. 2. Tığımın üzerine aldım. Bir yanındaki kutucuktan devam ediyorum. 1 ve 2. Evet, toplamda 8 tane dolgu yapmış oldum arkadaşlar. Bakın 2, 2, 2, 2. Şimdi bunların hepsini birlikte çekip bir sık iğne ile kapatıyorum. Evet, daha sonra şöyle açıyorum arkadaşlar. Bakın altta kalan trabzanım var. Şöyle iyice açalım. Bakın kenarda bir trabzanım kaldı. Şunu bulalım. Evet, ve buraya batarak ipimi kaydıracağım. Pardon arkadaşlar, tekrardan batıyorum. Ve şöyle kaydırdım bakın. Daha sonra bir zincir çekip kapattım burayı. Evet, şimdi çeviriyorum modelimi ve burada 5 tane zincir çekmiş olduğum yer var, bakın burada. Şimdi bunun dibinden batacağım. Dilerseniz içinden de batabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bunu bulduk ve şuradan kenarından daha sağlam batalım. Evet, bakın birinciye batıyorum. Kaydırıyorum 1. Tekrardan bir sonraki zincirden batıyorum. Kaydırıyorum 2 ve 3. zincirden batıyorum ve kaydırıyorum 3 arkadaşlar. Daha sonra 2 zincir çekip çevirelim. Evet, bakın burada kutucuk oluşturmuş olduk bu şekilde. Tığımızın üzerine aldık ve diğer trabzan tepesine gelerek kutucuğumuzu yaptık. 1 2 zincir, 1 2 atlıyorum, 3.'ye batıyorum ve tekrardan kutucuk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve son trabzan tepesine batarak sık iğne. Tığımın üzerine aldım ve tekrardan bakın geliyorum bu kutucuğun içinden başlıyorum. 1, 2 ve bir alttakinden devam ediyorum. 3, 4, tığımın üzerine aldım. Şimdi bunu atlıyoruz arkadaşlar. Bu iki taneye yapacağız. 5, 6, 7 ve 8. 8 tane dolgumuzu yaptık. Her bir kutucuğa iki defa batarak ve sık iğne ile kapatıyoruz. Daha sonra tekrar göstereceğim arkadaşlar. Şöyle iyice çekelim ve trabzanımızı bulalım önce.
Şöyle trabzanımızı bulduk ve trabzanımızı atarak kaydırdık arkadaşlar. Daha sonrasında bir zincir çektik, çevirdik ve burada 5 tane zincir çektiğimiz yer var. Yine bakın buradan açalım ve kaydırmamızı yapacağız buradan. Dilerseniz bakın bu şekilde de yapabilirsiniz. 1 boşluktan 2 3 tane sık iğne yaparak bu şekilde de yapabilirsiniz. 2 zincir çekiyoruz ve tekrardan devam ediyoruz. Evet, ikinci modelimizi de kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi üçüncü modelimizi yapalım ve sonraki işlem için tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar, diğer modelimizi de kurduk ve bakın ilk sıramız bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi 5 zincirle geri dönüyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz ve şöyle trabzan tepesine batarak buraya kenar kutucuğumuzu yaptık. Tığımızın üzerine aldık şimdi. Tekrardan arkadaşlar ikinci sırada yapmış olduğumuz işlemi tekrar edeceğiz. Şöyle bu ilk kutucuğun içine 2 tane trabzan yaptım. Daha sonrasında tığımın üzerine aldım. Trabzan tepesine battım ve buraya bir tane trabzan yaptım. 2 tane trabzan kutucuğun içine ve bir tane yine kenar trabzana. Evet, şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane trabzanımız oluştu. 2 zincir çekiyoruz ve tekrardan buraya kutucuk yaptık. Pardon. Sonrasında 7 tane trabzanımızı yapıp devam ediyoruz. Evet. Kalan kısmı da aynı şekilde yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bir diğer sırayı da yaptım ben kamera arkasında. Şimdi 5 zincirle geri döndüm arkadaşlar ve tığımın üzerine aldım. Buraya kenar kutucuğumu yaptım. Şimdi bakın yönümüz bu tarafa bakıyor, modelimizin yönü. Şimdi yapacağımız rengin yönü bu tarafa doğru bakacak ve bu şekilde modelimizi kurmuş olacağız arkadaşlar. Yine dilerseniz şöyle bir tanesini göstereyim hemen. Şöyle 5 tane zincirimizi çektik ve trabzan tepesine battık. Tığımızın üzerine alıp bakın buradan başlayarak modelimizi kurmaya başlıyoruz ve bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Daha fazla göstermeme gerek yok. Kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçamı alıp geleyim. Evet arkadaşlar, kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçam da bakın bu şekilde oldu. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Bakın çok şık, çok güzel, iki taraflı kullanabileceğiniz şahane bir model yaptık. Evet, bu modelden ne olur arkadaşlar? Battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Çanta yapımında, yelek yapımında kullanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.